Haberci Gazetesi. Ayakkabı kutusundaki paraları unutmadık. CHP'liler 17 Aralık'ta yapılan ve bazı bakanların da adlarının karıştığı yolsuzluk operasyonları dosyalarıyla ilgili takipsizlik kararı verilmesini protesto etti. Adliyeye siyah çelenk bıraktı. Erdemli'ye otogar yapılacak. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu, Koca Hasanlı Belediyesi halinin yerine yeni bir otogar yapacaklarını söyledi. Güney Gazetesi. Suçüstü oldular. Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen cinayet olayıyla ilgili 6 kişi polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu suç aletiyle birlikte yakalandı. Atıcı, memur ve emekli maaşları ile ilgili önerge verdi. CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e memur ve emeklilerin %9.4'lük enflasyon karşısında yaşadığı mağduriyeti gidermek için bu kesime enflasyon farkının verilmesi konusunda yürütülen bir çalışma var mıdır diye sordu. Hakimiyet Gazetesi. İşlerini geri istiyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde taşeron firmada çalışan ancak sözleşmeleri bittiği gerekçesiyle işten çıkarılan DİSK Genel İş Mersin Şubesi'ne bağlı işçiler, işten çıkartılmalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 3 metre uzaklıktaki yerde açıklama yaparak protesto etti. Hedef, güçlü yerel bir kadın inisiyatifi. Mersin'de 1996 yılında kurulan ve kadına yönelik şiddetle mücadele eden Bağımsız Kadın Derneği, forum düzenliyor. Dernek Başkanı Ayla Orhan Erciyaz, kadına yönelik şiddetin kaynağının eşitsizlik olduğunu söyledi. Kadın Gazetesi. İş yükü hemşireleri tüketiyor. Sağlık hizmetlerinde hastalarla birebir ilişki içinde olan hemşirelerin iş yükü fazlalığı ve yaşadıkları mesleki sorunlar onları duygusal tükenmeye götürüyor. Türk Hemşireler Derneği Mersin Şube Başkanı Nurgül Çelik, hemşirelerin %96'sının duygusal tükenme, %72'sinin ise kişisel duyarsızlaşmayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kadın cinayetinin zanlısı tutuklandı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde önceki gün Melek Karataş isimli kadını bıçakla öldürdü ve Faruk E'yi ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan O'ye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.